İsrail ordusunun Lübnan'ın Beka Vadisi bölgesinde Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf'ın aracına hava saldırısı düzenlediği ve liderin öldüğü ileri sürülmüştü. Cemaat el-İslami bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada İsrail saldırısında liderinin öldürüldüğünü doladı. Açıklama Lübnan resmi ajansı tarafından yayımlandı. Saldırıda Musab Halaf'ın yanı sıra Bilal Halaf'ın da hayatını kaybettiği belirtildi. Cemaat el-İslami İran yanlısı Hizbullah'ın yanında sınır hattında İsrail'e karşı silahlı mücadeleye katılacaklarını açıklamıştı. İsrail ordusuyla Lübnan Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattındaki çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihat mensubu, İsrailli 8 sivil, 12 asker öldü.